güvenini yitirmiş hukuk sistemi, her geçen gün daha da zorlaşan ekonomik şartlar, tüm bunlarla birlikte artan suç oranları. Sürekli İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de duyduğumuz olaylar bu sefer Balıkesir'de gözümüzün önünde yaşandı. Geçimini sağlamaya çalışan genç bir öğrenci bir hiç uğruna bıçaklanarak öldürüldü. Bugün Balıkesirli vatandaşlara bu konuyu soracağız. Balıkesir'de kendilerini güvende hissediyorlar mı? Güvenlik önlemlerini yeterli buluyorlar mı? Ekonomik olarak zayıf olan bölgelerde insanlar daha meyilli. Suya düşürüldüm. 10 tane bıçak darbesi yedim ben burada. Her gün akşam silah sıkılıyor. Bir bayan olarak gayet de kendime güveniyorum yani. Erkeklere taş çıkartırım. Yaptığım işten de söylüyorum bunu. Çok da güvende değiliz. Abi Balıkesir'de kendini güvende hissediyor musun? Hayır. Balıkesir'de güvenlik problemleri yaşıyor musun peki? Hayır. Hem güvende hissetmiyorsun hem de güvenlik problemi yaşamıyorsun. Nasıl oluyor abi? Ya insanlarda güvence yok kardeşim ya. Hepsi bozuk. Hepsi tokatçı. Yani kendini kollarsan güvendesin. Nasıl kolladığına bağlı. Yani başlarının çarelerine bakacaklar. Hepimiz kendimizden sorumluyuz, öyle değil mi? Olan bitenleri görüyorsunuz. O yüzden bir değerimiz olduğunu ben tahmin etmiyorum. İhtimal de vermiyorum. Çünkü ben de güvenlik işi yapıyorum. Yaptığım işten de söylüyorum bunu. Çok da güvende değiliz. Neden? Çünkü sokakta bir sürü serseri var yani. Eli kolu boşta gezmiyorlar. Sicili kabarık olanları denetlenmesi lazım. Bir bayan olarak gayet de kendime güveniyorum yani. Erkeklere taş çıkartırım. Kendimi güvende hissediyorum ama insanların güvende olmadığını düşünüyorum. Devlet bu güveni sağlayamıyor insanlara. Her ilin belirli semtleri vardır, adı çıkmış. Ekonomik olarak zayıf olan bölgelerde insanlar suça daha meyilli. Benim için bir problem yok yani. Özellikle geceleri bir bayan için bence korkutucu. Yani özellikle geceleri artık güvenli hissetmiyorum kendimi. Nelerdir? Mesela geçenlerde dükkanıma alkollü, yani geçenlerde dedim, hatta bunu 5-6 sefer yaşadım, alkollü bir erkek girmişti. Belki benim dükkanım arka tarafta, deniz restoran var. Oradan çıkan girmiş olabilir ama yine de insan tedirgin oluyor. Bence hep birlikte mücadele verip ilk önce uyuşturucuya son vermeliyiz. Ben zaten döneminde uyuşturucuyla mücadele etmiş bir insanım. 10 tane bıçak darbesi yedim ben burada. Atatürk Mahallesi'nde, Susam Sokağı'nda. Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele ettiğim için suya düşürüldüm. 2018-2019 yılında. Yani Balıkesir'de de ben bilinen bir insanım. Alperen Baykurt ismim. Biz mücadelemizi sonuna kadar ettik ama bence devlet mücadele etmesi lazım bununla. Ben Dinçiler Mahallesi'nde yaşıyorum. Evet. Orada da güvensiz ortamlar oluyor. Her gün akşam silah sıkılıyor. Alkol kullanan insanlar arabaların müziğini açıyor, son sesini. Yani çevreye rahatsızlık veriyorlar. Ya mahalleden mahalleye göre değişiyor. Ama çoğu mahallesi güvenli yani. Gece tabii bazı mahalleler sıkıntılı oluyor. Ama Gündoğan, Gümüşçeşme, Sakarya, o mahalleler biraz sıkıntılı. Bence şöyle bir sıkıntı var. Çarşının ve avlunun hemen yan taraflarında mesela sanayiler var ya. Hani oralar daha çok sıkıntı oluşturuyor bence. Çünkü terk edilmiş dükkanlar ve ışıklandırma problemleri olan sokaklar çok fazla oralarda. Hani onların düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Açıkçası ben güvende olduğumu hissetmiyorum. Ben 17 yaşındayım. Daha geçen gün 17 yaşında bir tane çocuk benle yaşıt adam bıçaklayıp öldürdü. Sadece Balıkesir'de de değil, ülke genelinde özellikle bu medyayla, işte Uzi ve 01'in özellikle milli güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Çok etkiliyor gençlerimizi ve bu yaştaki kişiler buna çok meyilli oluyor. Yani adım başı keko, adım başı tas kafa serseri görüyorum yani ben. Gece ondan sonra her işletme kapatıyor. Çarşı, her yer bir sessizleşiyor. Kasvet çöküyor sanki şehre. Bir, hani canlılık yok. Meydan hani kötülere kalıyor gibi geliyor bana. Mesela çok değişik tipler geziyor. Bekçiler falan yine geziyorlar, varlar ama bakınca çok da etrafta değiller.